Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde en son öğrendiğimiz asal çarpanlar konusuyla ilgili alıştırma çözelim. Hadi başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda bize bazı sayılar verilmiş. Asal çarpanlarını çarpan ağacı ile bulmamız isteniyor. 24 gördüğünüz gibi 2 kere 12 diye başlayalım. Şu soldaki 2 daha fazla parçalanmadığı için aynen devam edecek. Orayı tamamlayalım. 12 demek 2 kere 6 diyebiliriz. 2 daha fazla parçalanmıyor. 6 2 kere 3. Peki 24'ün içinden çıkan asal sayılara baktığımızda 2 ve 3'tür arkadaşlar. Yani buraya 2 ve 3 yazıyorum. 50'nin çarpanları ne diyelim 5'e 10 ile başlayalım. 5 daha fazla bölünmez, parçalanmaz asal olduğu için. 10 demek 2 kere 5 demek. Peki onun iç, 50'nin içinden çıkan asallar 5, 2, 5. Yani 2 ve 5'tir diyoruz. Kaç tane? 2 tane. 90'a bakalım. Mesela 3 kere 30 diyebiliriz. Bakın mesela burada şunu yapamam. Ee, buraya mesela 30 buraya 3 yazamam çünkü dikkat ettiyseniz buradaki sayı hep tek devam ediyor parçalanmadan aynen devam ediyor sol tarafta o yüzden sayılarımı seçerken doğru yere doğru seçimleri yapmak zorundayım 3 e 30 3 daha fazla parçalanmaz asaldır aynen yazıyorum 30 bakın buraya 6'ya 5 yazamam niye 6 2, 3 kere 2'dir ama 6'dan bir tane çizgi çıkmış o yüzden parçalanmayan bir sayı seçmem lazım şuraya Nedir o da? Mesela 5 seçebilirim, 3 de seçebilirim. 3'e 10 diyelim biz hadi. 3 aynen parçalanmadığı için yazılır. 10 demek 2 kere 5. Peki 90'ın içinden çıkan asal sayılar kimler? 2, 3 ve 5. 2, 3 ve 5. Kaç tane diye sorarlarsa 3 tane. 42'yi yapalım. Sol taraftaki daha fazla parçalanmamış dikkat ettiyseniz ne diyelim? Mesela 2 kere 21 diyebiliriz. 3 de yazabilirsiniz. 3 kere 14 de oluyor mesela. 2 aynen yazdım. 21 3 kere 7'dir. Peki 42'den çıkan asallar, en altta çıkan asallar kimler? 2, 3 ve 7'dir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen alttan devam edelim. 66 ne diyelim? 2 kere 33 diyebiliriz. 2 aynen yazılır. 33 3 kere 11'dir. 11 de asal, daha fazla parçalanmaz. 66'nın asal çarpanları 2, 3 ve 11'dir. 110 11 kere 10 diyebiliriz. 2 kere 55 de diyebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Dediğim gibi illa böyle yapmak zorunda değilsiniz. Farklı yollarla da gidebilirsiniz. 11 asal olduğu için aynen yazılır. 10 demek 2 kere 5. Yani nasıl giderseniz gidin mesela siz 11'e 10 değil de 2'ye 55 şeklinde de başlayabilirsiniz. 2 aynen yazılır. 55'te 5'e 11. Neticede şu en altta bulacaklarınız hep aynı olacak. Oraya odaklanın. O zaman 110'un asal çarpanları 2, 5 ve 11'dir diyebiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuzda diyor ki 210 sayısının asal çarpan sayısı kaçtır? Artık sıklıkla kullanacağımız algoritmaya başvuralım arkadaşlar. Sakın şunu demeyin. Ya çarpan ağacı benim daha kolayıma geliyor. Ben çarpan ağacıyla yapacağım. Sakın demeyin arkadaşlar. Algoritmaya ısının yavaş yavaş. Algoritmayla 210'u parçalayalım bakalım. 2'ye bölelim. 105. 105 2'ye bölünmez. Ama 3'e bölünür. Nereden biliyorum? 3 ile bölünebilme kuralını hatırlayın. E, rakamları toplama 6 yapıyor. 3'ün katı. İsterseniz 5'e de bölebilirsiniz. Sonu 0 veya 5 bitle bitenler 5'e bölünürdü. Bölünebilme kuralları hayati öneme sahip burada ne diyelim? 5'e bölelim hadi. Karışık gidelim. 105'i 5'e bölersem 21. 21'i 3'e bölelim. 7. 7'yi de 7'ye böldüm. 1. Bakın şuradaki sayıların hepsi asal olmak zorunda. Tekrar hatırlatalım. Peki 210'un asal çarpanları kaç tanedir? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Sayısı kaçtır derken adedi kaçtır demek istiyor. Ee, 4, tane diyeceğiz. Cevabımız 4 olacak. Sakın demeyin burada 4 yok ama sayısı demek adedi demek arkadaşlar. 48 sayısının asal olmayan çarpan sayısı. Şimdi normalde biz asal olanları buluyorduk. Asal olmayanları soruyor. Ne yapacağız böyle bir durumda? Gökkuşağı burada çok elverişli oluyor arkadaşlar. Algoritma pek işe yaramıyor burada. Çünkü asal olmayanları soruyor. Algoritma bize sadece asalları bulduruyor. Ama bize asal olmayanlar lazım. Nasıl bulacağız? Gökkuşağıyla. Bakın 48'in çarpanlarını yazıyorum. 1'e 48. 2'ye 24. 3'e 16. 4'e 12. 6'ya 8. Bunlar 48'in bütün çarpanları. Asal ve asal olmayanlar hep birlikte. Bize kimi soruyordu? Asal olmayanları. E siz asal olanları Elerseniz geriye kalanlar asal olmayanlardır. Hadi içlerinden asalları bulalım. 2 asal, 3 asal başka da yok. O zaman bunları hadi atalım. Niye atıyoruz? Asal olmayanları soruyor ya. Asal olmayanları arkadaşlar yuvarlak içine alıyorum. Bu 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48. Bakın kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sayısız dediği için kaç tanedir demek istiyor? Cevabımız 8 tane. Asal olanlar deseydi 2 ve 3, 2 tane. Asal olmayanlar, geriye kalanlar yani 8 tane oluyor. 4. sorumuza hemen geçelim. Ne diyor? Asal çarpan algoritması ile asal çarpanlarını bulunuz. 30. 30'u hadi 2'ye bölelim. 30 2'ye bölününce 15. 15'i 3'e bölelim. 5. 5'i de 5'e bölelim. 1. 1'i bulduk. Bitti. Peki 30'un içinden çıkan asallar kimler? 2, 3 ve 5. 45'i aynı şekilde yapalım. 45 2'ye bölünmez. 2'yi kullanamam ama 3'e bölünür. 3'e böldüğüm zaman 15. 15'i bir daha 3'e bölebilirim. 5. 5'i de 5'e bölerim. 1. Peki içinden hangi asallar çıktı? 3 ve 5. 3'ü 2 kere yazmıyoruz. Dikkat. 40 40'ı 2'ye böldüm. 20. Bir daha 2'ye böldüm. 10. Bir daha 2'ye böldüm. 5. 5'i de 5'e böldüm. 1. Peki 40'ın içine çıkan asallar kimler? 2 ve 5. Kaç tane? 2 tane diyeceğiz. Sakın şuraya bakıp da 4 tane demeyin. 54. 54 çift sayı. 2'ye bölünür. Ben de o zaman 2 ile başlayayım. 2'ye böldüm. 27. Bazı arkadaşlar bölerken 22 yazıyorlar. 4'ün yarısı 2 ya ama 5'in yarısı 2 değil. Orada dikkatli olun arkadaşlar. O yüzden 27 olacak. 27 2'ye bölünmez ama şimdi diyeceksiniz ki hocam 9'a bölünür hemen. 9 kere 3'e bölünmez. Hayır 9'u yazamayız. Niye? 9 asal değil. Algoritmada asalları kullanıyoruz. 27'yi 3'e böldüm. 9. 9'u 3'e böldüm. 3. 3'ü 3'e böldüm. 1. Peki... 54'ten çıkan asallar kimler? 2 ve 3'tür diyoruz. Devam edelim. 250. Mesela ben olsam 250'de 2'ye bölmekle değil de 5'e bölmekle başlarım ben. İlla 2'den başlamak zorunda değilsiniz. Bunu daha önce anlatmıştık. Karışık gidebilirsiniz arkadaşlar niye 5'i seçtim? Çünkü 250'yi 5'e bölmek daha kolay, daha küsuratsız, daha yuvarlak cevaplar çıkıyor. Böylelikle daha hızlı sonuca ulaşabilirim. 2'ye bölsem 125. Sonra 125'i kaça bölsem diye düşüneceğim. Beni biraz yoracak ama bakın 5'e böldüğümde 50. 50'yi bir daha 5'e bölelim. 10. Onu bir daha 5'e bölelim. 2. 2'yi 2'ye böldüm 1. Bak ne kadar seri bir şekilde oldu. Ama yok, siz şöyle yapacağım derseniz olur 2'ye böldüm 125 ama bir sefer 125'i kaça bölsem diye düşüneceksiniz. 2'ye bölsem bölünmez, 3'e bölsem bölünmez. Mecburen 5'e böleceksiniz. E 125'i 5'e de kafadan bölmeniz biraz zor olacak. O yüzden biraz zorlanırsınız. Ne kadar zihinden işlem yapabilirseniz o kadar hızlı sonuca ulaşırsınız. Ben o yüzden 5'le başlamayı tercih ediyorum. 255'i 5'e böldüm 50. 50'yi 2'ye bölerek de devam edebilirsiniz ama ben hazır gidiyorken 5'le devam edelim. 5'e böldüm 10. Tekrar 5'e böldüm. 2, 2'ye böldüm. 1. Peki 250'nin içinden çıkan asallar kimler? 2 ve 5. Kaç tane? 2 tane. Hemen 126'yı yapalım. 126'yı e, 2'ye bölebiliriz. 2'ye böldüm. 63. 63'ü 2'ye bölemem ama 3'e bölebilirim. 21. Bir daha 3'e bölebilirim. 7. 7'yi ile 7'ye böldüm. 1. Peki kimmiş içinden çıkan asallar? 2, 3 ve 7'dir diyoruz arkadaşlar. Ve son sorumuz boşlukları doldurun diyor. 35'in en büyük asal çarpanı. Burada size bir uyarı. O da şu. Kelimelerin içinde asal kelimesi geçiyor mu geçmiyor mu? Buna lütfen dikkat edin. Şimdi çözerken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şunu silelim. 35'in en büyük asal çarpanı diyor. Asal çarpanı bulmanın en pratik yolu algoritma demiştik arkadaşlar. 35'i bir kenarda parçalayalım. Nerede parçalayalım? Mesela şurada hadi parçalayalım. 35'i 5'e bölebilirim. 7. 7'yi de 7'ye böldüm. 1 bitti. Kısa sürdü. Peki 35'in çarpanları 5 ve 7'dir. 2 tane asal çarpanı var. En büyük asal çarpanı 5 mi büyük 7 mi büyük? Tabii ki 7 büyük. O yüzden sorumuzun cevabı 7 olacak. 20'nin en küçük asal çarpanı. Şimdi gene asal kelimesi var dikkat edin. Algoritma yapıyorum. 20'yi 2'ye böldüm 10. 10'u 2'ye böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. 20'nin içinden çıkan asal'lar 2 ve 5. Bize ama neyi soruyor? En küçüğünü soruyor. 2 mi 5 mi daha küçük? Tabii ki 2 daha küçük. O yüzden bu sorunun cevabı da 2 olacak. Zaten bunu algoritmasız da bulabilirsiniz. Niye? Zaten bildiğimiz en küçük asal sayı 2 mi? 2. E 20'de 2'ye bölünüyor mu? Çift olduğu için bölünüyor. Hiç algoritma yapmadan da bulabilirsiniz. Ama diyelim ki çift değil. 20 değil de 21 olsaydı ne olacaktı? En küçük asal sayı diyor ya. Bildiğimiz en küçük asal sayı 2. Ama 21 tek olduğu için 2'ye bölünmüyor. O zaman 2 iptal. Sonra ne geliyor? 3. 21 3'e bölünüyor mu? Evet bölünüyor. 3 kere 7 21. Rakamları toplamda 3'ün katı zaten. Oradan da anlayabilirsiniz. O zaman 3 olacaktı cevap mesela. Bu şekilde pratik bir şekilde hızlıca da cevabı ulaşabilirsiniz. Şimdi dikkat. Üçüncü soruda dikkat. 44'ün en büyük çarpanı diyor. Dikkat ettiyseniz soruda asal kelimesi geçmiyor. Algoritmayla hiç uğraşmayın. Çünkü algoritma bize asal asal olanları verecek. En büyük çarpanı biz çarpanları nerede buluyorduk? Gökkuşağında. 44'ün çarpanları 1'e 44, 2'ye 22, 4'e 11. Başka da yok. Hepsini yazmaya gerek var mıydı aslında? Yoktu. Niye? En büyük çarpanı bir sayının her zaman kendisidir zaten. En sonda en büyük olan kendisi oluyordu. Yani direkt sayının kendisini buraya yazabiliriz. En büyük değil de en küçük deseydi o zaman da birdi cevap. Yani çarp, e, gökkuşağına gerek bile yok arkadaşlar. Niye? Asal demiyor. E bir sayının en büyük çarpanı kendisi, en küçük çarpanı da hep birdir. Burada asal kelimelerine muhakkak dikkat edin, tuzağa düşmeyin. 91'in asal çarpanları. 91'i asal sayılar konusunda özellikle vurgulamıştık. 91 arkadaşlar algoritma yaptığımızda bakın asal kelimesi geçiyor çünkü. Ee, 7'ye böldüm 13, 13'e böldüm 1. Yani 91 özellikle vurgulamıştım. 13 çarpı 7 demektir. 91 asal gibi duruyor ama değil arkadaşlar. 13 ile 7'nin çarpımıdır. O yüzden asal çarpanları 7 ve 13'tür deriz. Ve son sorumuz 47'nin en küçük asal çarpanı. Bakın şimdi 47'yi algoritma yapmaya çalışalım. 2'ye bölsem bölünmez. Çünkü 47 çift değil. 3'e bölsem rakamları toplamı 4 ve 7'yi topladığımızda 11 ediyor. 3'ün katı değil. 3 ile bölünebilme kuralına da uymuyor. 2'ye bölünmedi. 3'e bölünmedi. 5'e bölünmez. 7'ye 7 kere 7 49 bölünmez. 11 11'e de bölünmüyor. Ne denediysem olmuyor. Niye olmadı? Çünkü 47 arkadaşlar asal sayıdır. Algoritmada peki ne yapacağız? 47'yi 47'ye böleceğiz. Mecburuz. Kendisine böleceğiz. Bakın 47 asal. Zaten amacımız asal sayılara bölmek değil miydi? Bitti. Bu kadar. Asal olduğu zaman arkadaşlar tek kendisine bölüp bırakıyoruz. En küçük asal çarpanı, zaten bir tane asal çarpanı var. O da kendisi 47. En büyüğü de sorsa 47 idi. En küçüğü de sorsa 47. Çünkü asal çarpanı bir tek kendisi arkadaşlar. Başka bir seçeneğimiz yok. İşte bu şekilde sonuca ulaşıyoruz. Şöyle cevaplarınızı kontrol edersiniz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.